İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında herkesin beklediği bir sonuç, halkın, milletin de beklediği bir sonuç. Hak yerini buldu. İnşallah daha güzel olacak her şey. Biraz rahatlama ihtiyacımız vardı, huzura ihtiyacımız vardı. İnşallah bundan sonra bu gelecek. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Kendi özelliklerinden çok AK Partilerin de çok, özellikle yöneticilerinin çok hatalarından dolayı da oldu aslında. Öcalan meselesi özellikle son darbeyi vurdu. Özellikle milliyetçi kesimde çok fazla bu tarafa, yani CHP'ye kaçışı sağladı bence. Bu tarzsızlıkları bence başrolü oynadı. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya dediğim gibi İmamoğlu'nun çok iyi bir süreci yönetmesi ayrıca AK Parti'nin yaptığı çok yüksek hatalardan dolayı oldu. Beka dendi, sonra Öcalan'a sarıldı en son. Bunlar tabii halkta karşılık bulmadı. Tam tersi tepki yarattı. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun da burada başarısı göz ardı edilemez. Çok iyi bir süreç yönetti. Hiç kimseyi ayrıştırmadı ve doğru sonuca ulaştı bence. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya inşallah iyi olur yani. Tek bir diyeceğim bu benim yani. Ki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Ya o kadarını hiç bilemem abla. İnan ki bilemem yani. Kazandı işte. Yani. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Yok, hayır, hiç beklemiyordum. Bu kadar da hiç beklemiyordum yani, inanın yani. İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok güzel değerlendiriyorum. Çünkü haksızlığa uğranmıştı. Şu anda haksızlığını çok büyük bir farkla almış oldu. Ben kendisini tebrik ediyorum. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Ekrem İmamoğlu hem güven yüzüyle hem de zaten kazanmıştı Ekrem İmamoğlu. Kazanmış olduğu mazbatası yerinden aldılar. Halk bundan sonra dedi ki, aa böyleyse madem dedi, biz zaten onu kazandırmıştık. Bu sefer kat ve kat kazandırırız. Çevrelerindekilerini de çağırdılar. İnsanlar da bu mağduriyetini gördü. Nasıl gördü? Mazbatası bir başkanın elinden alınıyorsa demokrasi eksikliği var demektir. Demokrasiyi de tamamlamak adına daha fazla yüklendi ve farkı 800 bire çıkardı. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Valla şimdi aslında bakarsan yani bu kadar beklemiyordum ama bu kadar olması da sevindirdi. Halkı da sevindi, herkesi de sevindirdi aslında bakarsan yani. İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Valla ben hiç iyi değerlendirmedim. Millet yani ne bulduysa bilmiyorum yani. CHP dedi ve inşallah iyi olur ama iyi olacağını da hiç zannetmiyorum yani. Sizce neden Ekrem İmamoğlu kazandı? Yani hükümete bir ders vermek istediler. Ekonominin zayıf olması, bilmem falan filanlar işte, pahalılığın olması, İşsizliğin olması, yani bunu resmen bir hükümete ufak bir ders vermek istediler. Yani yoksa 800 bin İstanbul'da hiç fark atılmamıştı böyle bir şey. Neden oldu ben de anlayamadım yani. Şaşırdım yani. İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle değerlendireyim. Ülkemizde gerçekten de güzel bir hizmet vardı. Şimdi yani şu yapılan son seçimde hizmetin önüne geçildi bir kere. Ha Binali Yıldırım bugün bir markaydı. Bu markayı halkımız niçin yaptı, niye yaptı onu da bilemiyorum ama o markayı kaldırdı bir kenara koydu. Koymamalıydı. Gerçekten İstanbul'a çok güzel şeyler yapacaktı. Ama nasıl oldu? Gerçi tabii ki halkın şeyine saygımız sonsuz ama burada bir yanlış algılar yaptılar, yanlış algı yürüttüler. Bu yanlış algıların önüne de sandığıma göre AK Parti geçemedi. Ya da kendini anlatamadı veya da yapacağı hizmetleri anlatamadılar. Yanlış politika biraz izlendiği gibi geldi bana. Yoksa hizmette bugün ben 65 yaşındayım. Neler gördüm. Türkiye'miz nerelerden nereye geldi? Bunu iyi anlatamadılar. Bir de AK Parti'mizin kadrolarının içerisinde biraz çürük yumurtalar var. AK Partili gözüktü ama maalesef yanlış yerlere doğru gittiler. Başka illerde başka şeyler aramaya kalktılar. O da çok yanlış oldu. Onun faturasını benim ülkem çekecek. Başka bir şey değil. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? İşte bu dediklerimden dolayı yanlış politik. Yani AK Parti'mizin içerisinde çürükler var. Yani hükümetin içerisinde de biraz nerede ne diyeceğini eksik konuştu. Konuşmalarda eksik. Politikada bir eksiklik var. Yani bir de başbakan çalışsın, nasıl olsa iki kelime kullanır, biz geliriz gibi öyle bir politika izlediler yani. Aslında yanlış yaptılar. Herkes yattı yani. Burada sadece bir başbakan çalıştı. Başkası hiç çalışmadı. Örgütler de çalışmadı. Çalıştı diyor da ne oldu yani bu çalıştık diyorlarsa kazandıklarını getirsinler bana. Değil mi?
13 bin oydan değil 800 bin oya gitti. Demek ki AK Parti çalışmamış. İlçeleri, il, kadro çalışmamış. Burada sadece Tayyip Bey'in omuzuna yüklediler yükü. Götür kardeşim. Biz burada yatalım dediler. Hepsi bu. Benim şimdi gideceklerim. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hak yerini buldu diye düşünüyorum. Haksızlık yapıldı. Çünkü daha önce de bu seçimi kazanmıştı ama AK Parti bunu sindiremedi. Bir sürü oyunlarla ama gene de halk duyarlılığını korudu. İmamoğlu hakkını kazandı. Peki sizce Binali Yıldırım neden kaybetti? Binali Yıldırım İçişleri Bakanı bir defa konuşmaya gidip öğrenmesi lazım. İçişleri Bakanı'nın en büyük kaybettiren İçişleri Bakanı. Her yerde konuştu. Bir de Tayyip Erdoğan'ın sivri dili. Halka bir sürü ses çekirlerini. Kimse kimseden korkmaz bu devirde kızım artık. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Ben 1 milyon üstünde bekliyordum şahsen. Bu yine az yani. Ben 1 milyon çok üstünde bekliyordum. Çünkü Türk halkı her zaman duyarlıdır. Haklıdan yanadır. Ben Türk halkının asla böyle pasif kalacağını sanmıyorum ki. Gösterdi zaten seçimlerde de. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Belediye seçimleri sonucu yani hakkımızdan hayırlısı artık. CHP kazandı, yapacak bir şey yok. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Birinci dönem iptal edildiği için ondan millet tam tersine şey yaptı yani. Zoruna gitti artık. Çoğu AK Parti arkadaşlar da var. Onlar da şey döndü, CHP döndü. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğiniz bir şey miydi? Ben bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. %52 falan bekliyordum. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi önceki seçimlerden iyi oldu. Yani oylar çalındı dediler. Yani çalınmış hali 13 binse. Çalınmadıysa 700 bin yani çalıp AKP'ye oy vermiş oluyor o zaman CHP'dekiler. Seçim bence iyi oldu. Peki sizce Binali Yıldırım neden kaybetti? Kazanmadığını kabullenmeyerek bence kaybetti. O yüzden diyorum ben. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğiniz bir şey miydi? Ya ben öyle tahmin ediyordum zaten çünkü insanlar değişim istiyordu artık. Ekrem İmamoğlu hakkıyla kazandı bence. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok güzel, çok güzel geçti. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Halka daha iyi hitap ettiği için, bazı vaatler verdiği için. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğiniz bir şey miydi? Normal bir şey. Siyasette her türlü şey oluyor siyasetler. Yıllar önce aynısı olmuş. Şimdi aynısı tekrar ediyor yani. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Doğru olan oldu. Yani adam haklı olduğu, kazandığı bir şeyi verilmeyen bir şeye verildi. Artık gidip Öcalan'la anlaşmalarından dolayı tüm MHP'lilerin de bildiğim kadarıyla tamamen İmamoğlu'na verdiğinden dolayı bu kadar büyük bir fark oldu. Her şey güzel olur herhalde. Peki sizce neden Binali Yıldırım kaybetti? Binali Yıldırım'ı biten başbakanlık yapmışsın, meclis başkanı yapmışsın, geldin belediye başkanına koydurdu bilerek Tayyip, onu da harcadı. Diğerlerini nasıl harcadıysa bugüne kadar. En son harcadığı kişi de oldu büyük ihtimal. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte onu az önce söyledim ya, büyük ihtimalle satan HDP'liler verdi. Artı bir de MHP kökenliler şeyle gidip anlaşma yaptığı için bebek katiliyle doğal olarak böyle bir şey oldu. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Belediyesi seçim sonuçları ikinci seçim yapıldı. İlk seçimi İmamoğlu kazanmıştı. İkinci seçimde halk tepki olarak belli başlı şeyleri fiiliyata eyleme döktü. Halk yerini buldu ve İmamoğlu kazandı diye düşünüyorum. Peki sizce Binali Yıldırım neden kaybetti? Binali Yıldırım'ın kaybetmesinde 3-4 tane faktör vardır. Bunlardan en büyük sebeplerden bir tanesi ekonomik krizdir. 25 yıldır İstanbul'u yöneten AK Parti, 17 yıldır yöneten AK Parti'dir Türkiye'yi. Ekonomik krizde dolayısıyla millet AK Parti'yi sorumlu tuttu. Son olarak Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunmasında MHP seçmeni buna çok büyük tepki gösterdi. Onların yaşam biçimine, yaşam tarzına ve dünyevi görüşlerine hiçbir şekilde uymadığı için tepki gösterdi gibi sıralanabilecek bir sürü faktörler vardır. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Bekliyordum fakat bu kadar olacağını beklemiyordum. Son olarak da damat Berat Albayrak olayı da işin tuzu biberi oldu. Kırılma noktası oldu. Halk Tayyip Erdoğan'a bir sıkıntısı yok fakat sonradan gelen insanlar var, onlara tepkisini dile getirdi. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Ona 3-4 aydır yapılan haksızlıklardan dolayı kendim ayrı bir partinin bir seçmeni olarak son seçimde ben ona oy verdim. Başarının devamını diliyorum. Peki sizce Binali Yıldırım neden kaybetti?
Etken olarak sadece ben ona bağlamıyorum. Onun devamı gerisindeki siyasi olaylardan dolayı, yandaş medyaların Ekrem İmamoğlu'na olan tavırlarından dolayı kaybettirdiler ona. Ki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Ben iş yeri arkadaşlarımla konuşurken en az 1 milyona yakın bir oy farkı bekliyordum. Beklediğim bir farktı. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyoruz? Yani bu biraz sanki bir ihtar gibi geldi bana. Ondan sonra vatandaş tabii düşüncesine göre oy verdi diye düşünüyorum. Yani diğer belediyenin çalışmalarını ben beğeniyorum açıkçası. Güzel çalışmalar da vardı ama bence hata olarak bu mesela sigorta kanununun biraz daha düzene girmesi. Ondan sonra vatandaşın maddi olarak biraz daha kalkınması gibi konulara ağırlık verilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Onun için de sanki Ekrem İmamoğlu buraya daha çok bir vurgu yaptı. O yüzden de biraz daha seçim onun yönüne döndü diye düşünüyorum ben. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Yok, bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ya biraz da yani ilk seçimde biraz oyunlar döndü diye duyduk hakikaten. O yüzden de hani bu kadar da beklemiyordum ikincide. Yani demek ki halkın kararında bazı şeyler etkili oldu diye düşünüyorum. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben AK Partili olduğum için benim için iyi olmadı sayılıyor. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Ya o halkın seçimi tabii ki. Belki AK Parti'nin de hatası olabilir. Ama ben AK Partili olduğum için desteklemiyorum CHP'yi. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Normal. Sizce neden Ekrem İmamoğlu kazandı? Ya Ekrem İmamoğlu soyadından dolayı, bir de Karadenizli olduğundan dolayı bizim gibi. Yani kendini göstermek istedi. Yoksa Ekrem İmamoğlu kazandı yani. Parti olarak parti kazanmadı yani bana göre. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Bu kadar beklemiyordum ama seçim olmasaydı daha iyiydi. Yani oylar sayılsaydı daha iyiydi yani. Lüzumsuz yere bu işe giriştiler. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi hak yerini bulduğunu düşünüyorum. Hani daha fazla arada fark olması gerekiyordu. Yani zaten adamın hakkıydı yani. Ekrem İmamoğlu çok güzel bir insan, genç bir insan. Her kesime hitap ediyor. Hani duruşu, konuşması, sakinliği. Yani adama küfür etsem bile adamın yüzü gülüyor yani. Böyle bir insan çok zor bulunur. Yani bu işi çok da güzel yapacağına inanıyoruz yani. Ben bir doğulu olaraktan zamanında AK Parti'ye çok oy verdik biz. Hani AK Parti'nin daha hak etmediğini düşünüyoruz. Yani ekonomi sıkıntılar, Suriyelilerin gelmesi, insanlar işsiz, yani zam, pazarda hani 200-300 milyonla gidip hiçbir şey alamıyorsun yani. Çok kötü durumda olduğu için Ekrem İmamoğlu'na verdik. Zaten kendisi de çok beyefendi bir insan. Gençlere hitap ediyor. İşsizliği çözeceğine inanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok yolsuzluk olduğunu da biliyoruz. Bunları da ortaya çıkaracağını da biliyoruz. Türk halkı yani aklı başına geldiğini inanıyorum yani ben. İki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Ben daha fazlasını bekliyordum. Yani çok daha fazla olması lazımdı. Ama bu da insanlara, halka ve AK Partilere insanların ne düşündüğü, insanların kuklu olmayacağını gösterdi. Hiçbir şekilde yani insanlara şey yapamazsınız. Hani insanları böyle kışkartamazsınız. İnsanları ayrıştıramazsınız. Bunları insanlar öğrendi artık. İnsanlar bu saatten sonra kolay kolay yalanlara inanmayacaklarını düşünüyorum. O kadar yanlış söyleyeceğim. İstanbul seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani AK Parti açısından fiyasko. Rezalet. Teşkilatlanma çalışmamış. Burada bu sonuç ortaya çıkıyor. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Mağdur olduğu için kazandı. Başka bir açıklaması yok. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Hayır. İstanbul seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Süper oldu. Her şey güzel olacak. Beklediğimiz gibi oldu sonuçlar. İyi oldu. İnşallah iyi olur. Peki sizce Binali Yıldırım neden kaybetti? Vallahi neden kaybetti? Güzel bir soru. Bunlar insanlardan uzaklaştılar. İnsanlara geleceksin, yaklaşacaksın. Ondan sonra oy alacaksın. Bir de ayrıştırma. FETÖ'cüymüş, PKK'lıymış, İDMİŞ, CİMMİŞ. Bunlardan kaynaklandı. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Ben bekliyordum. Hatta az bile oldu. İstanbul seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sonuçları herkesi istediği şekilde özgür bir seçim oldu. CHP'nin adayı İmamoğlu kazandı. İnşallah daha iyi hizmet eder, daha iyi yerlere getirir İstanbul'u. Hayırlı olsun herkese. Peki sizce neden Binali Yıldırım kaybetti? Demek ki iyi çalışmadılar derslerine. Daha iyi çalışmaları gerekiyordu derslerine. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Yok. Ben tahmini 50 bin, 100 bin veya 50 bin 70 bin arası olabilir diyordum. O veya o hangisi kazanır ama bu kadar fahiş rakam beklenmiyordu. İstanbul seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana göre beklenen sonuçtu yani. Peki sizce Binali Yıldırım neden kaybetti? Birçok sebebi var yani.
birçok sebebi var. Yani bence eskimiş bir belediye olayı en etkili olan şey. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Ben parti olarak görmüyorum onu. Yani İmamoğlu'nun şahsi oyu olarak görüyorum. İmamoğlu farklı yani. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi, her şey güzel. İnşallah bundan sonra her şey güzel olacak. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Halk istedi de kazandı. Halk istemese kazanamazdı ki. İki parti arasındaki bu oy farkını bekliyor muydunuz? Vallahi o seçim sonucunda belli oldu. Çünkü ben Eskişehirli olduğum için burada tansiyonu istediğim gibi ölçemedim. Ama Eskişehir'de olsa tabii kendi yöremin insanları tanırım. Buradaki durumu bilmiyorum ben. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi değerlendiriyorum. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Hak ettiği için kazandı yani. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Bekliyordum, evet. İstanbul Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu an üzgünüz biz. Çünkü niye dersiniz, biz özellikle Kağıthaneliler olarak, biz Kağıthane Belediyesi'nden çok memnunuz, haddinden fazla. Büyükşehir olarak da Binali Yıldırım Bey çok mükemmel bir insan bizim gözümüzde. İmamoğlu dersiniz, o şahsi olarak şu an ben şahsi olarak söyleyeyim, ben pek tanımıyorum örnek. Ama biz en azından Binali Yıldırım Bey'i çoktur yani 15-20 yıldır neredeyse tanıyoruz biz. Yeri geldi mi eşimiz, dostumuz, ailemiz gibi gördüğümüz insanlar. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adamın yanında sonuçta yer almış bir adam. Cumhurbaşkanımız her şeyden önce beraber yürüdükleri bir yolda, bu kutlu yolda her şeyden önce. Allah-u Teala yardımcılar olsun diyeyim. Bundan sonrası da zaten devamını bekliyoruz. İnşallah bu sefer olmadı. Bir dahaki dönemi düşünüyoruz inşallah hayırlısıyla. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla ne düşünek, bir sürü yatırım kaldı. Bir sürü yatırım yapıldı. Şimdi onlar o işi götürecek mi, götürmeyecek mi? Onu bilmiyoruz yani. Çünkü şeyden, devletten şey istemesi lazım. Devlet de onu karşılar mı, karşılamaz mı onu bilemiyoruz. Sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Görüşünüz nedir? Ekrem İmamoğlu şeyden kazandı. Diğer partilerin yardım ettiği için ondan kazandı yani. Yoksa kendi başına kazanamazdı. Cumhuriyet Halk Partisi kazanamazdı orada. Diğer partilerden yardım olduğu için. AK Parti'nin adamları bilene yardım etti yani. Çünkü son şeyde Abdullah Öcalan neyi karıştırdılar? MHP'yi de küstürdüler. On tuttu. Bütün MHP'ciler şeye verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? İstanbul sonuçlarını şu anda iyi değerlendir. 31 Mart'ta bizim İmamoğlu'nun seçiminde kazandı. 28 binden 13 bine indi. Tekrar bir daha mazbatasını verdiler İmamoğlu'nu. Aslında bunu, mazbatayı tekrar bir daha geri alınca olmadı o. Nedense adam İmamoğlu suyu elektriği indirme yaptı öğrenci kartlarına göre. Bu mazbatayı tekrar aldıktan sonra seçime gitti. Baktı ki herkes cebini düşündü şey olarak. Elektrik, su da herkesin cebine para giriyor. Millet de bunun farkını görünce devlet de cebini düşünüyor. Ya burada bir iş var diyen İmamoğlu daha çok desteklediler. Öyle tahmin ediyorum. Şu anda müsait de olamadım herhalde. Arkadaşlar da okey vermedi. Üçün sıkıntı oldu herhalde. İki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Oy farkını ama içimde bir his vardı. Vardı yani. Oy farkının bu kadarın değil de 500 bu kadarın olduğunu bilmiyordum. 800 bine yakın oy farkı var. Bu kadarın olduğunu da fark etmiyordum. Ama bir şeyler de olurdu. Kazansa da öbür karşı taraf sıkıntı yapar diye öyle düşündüm yani. Karmaşık bir şey oldu. Tam içimi de dökemedim. Bir şey de diyemiyorum. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya seçim sonuçları gerçekten yerini buldu. Layığını buldu. Hak ettiler. Ellerinden mazbatayı aldılardı ama şimdi daha iyi ve daha güzel oldu sonuç. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Ya neden kazandı? Adamın yani çalışması ve daha çok hak eden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha çok çalıştı yani. Her insana ulaştı. Ulaşamadığı insan yok. Onun için de beğeniyorum yani. Güzel, hak etti yani. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Açıkçası beklemiyordum. Yani bu kadar oy yoktu önce de, ilk seçim iptal edildikte o kadar yoktu ama şimdi daha iyi oldu. Çünkü niye? AK Parti'ye kızanlar, AK Parti'nin içindekiler, onlar da verdi. Biz de dahil olmak üzere. Fark o, aynen. Daha bu kadar beklemiyordum ama gerçekten bayağı bir fark oldu yani. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Mutluyum.
Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Nedeni çok basit. Adam olduğu için kazandı. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Ben biraz daha az bekliyordum ama bazı arkadaşlar 1 milyon tahmin ettiler ama ben o kadar etmedim tabii. Ben biraz daha az tahmin ettim. Ama dediğimiz can iyi oldu, iyi çıktı. İstanbul Belediye Başkanı seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Belediye seçim sonuçları burada ta kesim dediğimiz AK Parti'nin %10 bir işte sürekli seçimlerde sağa sola giden, hani kendini diyelim ki işte milliyetçi deyin veya sağ kesim olarak gösteren bu Türkiye'de %10 bir kesim var. Bunlar her zaman seçimlerde böyle sol kesime kayarlar yani. Hani bizim Anadolu'da öyle derler. Suyu görüp balık olurlar, tepeyi görüp çakal olurlar. Bu seçimde aynı öyle oldu yani. Bu seçimi yani CHP kazandı veya CHP'nin Türkiye genelinde oyu belli. %25. Yani CHP bu oyu biz kazandık, bizim başarımız demesin. İşte örgütçülerle, PKK'larla hep bir oldular. Sağ kesimden de böyle aynı dediğim gibi böyle kendini şey edip yani sağ görüp de gidip sola sağa kayan kişiler var. Sadece onun gücüyle kazandı. Lorman'da CHP'nin oyu Türkiye genelinde belli, İstanbul'da da belli. Hiçbir zaman o örgütçülerle beraber olmadığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede ne başbakan olur ne belediye kazanabilir. Ancak böyle PKK'lıları, işte FETÖ'cüleri, işte diğer örgütleri ardına alırsa böyle seçim kazanılır. Onu da zanneder ki biz kazandık zanneder. Bir dahaki genel seçimde göreceğiz. Anadolu'ya yayıldığı zaman yani CHP'nin oyu belli Anadolu'da. Hiçbir yerde bu kadar oy alamaz. Burada biraz da mağduriyete oynadılar. Yani İmamoğlu'nu mağdur ettiler. Elinden aldılar. Şunu aldılar, bunu aldılar deyin. Daha çok bir de şunu diyorlar. Mesela Ülkücü Camii'ye İmamoğlu'na oy verdi diyorlar. Hiçbir tane Ülkücü Camii'ye HDP'nin olduğu yere, PKK'nın olduğu yere bir tane oy vermez. Ancak kendini Ülkücü'yüm böyle ayağa yapanlar götürür oyunu verir. Bunu da en son seçimde dediler ki Ülkücüler oy verdi İmamoğlu'na dediler. İmamoğlu'na belki verebilir ama HDP'nin olduğu yere hiçbir Ülkücü gidip de oyunu vermez. Bunu da en son Ülkücülere yasladılar ki hani bir suç olsun da işte bunlar oyunu vermedi falan değil. Bir de AK Parti teşkilatları çalışmıyor yani. Böyle hep atamalarına gelen ilçe başkanları var. İşte şunlarla bunlarla halkın içine giremediler. Sıkıntı oradan çıktı. Yoksa bu CHP'nin bir başarısı falan değil. Yani 40 senedir, 50 senedir iktidara gelmeyen bir belediye böyle büyük şehri hayatta alamaz. Ama örgütçülerle, FETÖ'cülerle, PKK'larla bir olunca böyle sonuç ortaya çıkıyor. Ona da mutluyuz diyorlar. Biz öyle seçim kazanmaya hiç mutlu değiliz. Yani onun bunun ardından desteğiyle ve onun bunun bizi alkışlamasıyla seçim kazanılmaz. Yarın darma duman olur. Hiçbir yere gidemez. Yani şu anda da İmamoğlu'nun Büyükşehir'de yapacak hiçbir şey yok. Dün sabahtan ben Fos TV dinledim. Şu anda yaygarıya geçtiler ki Büyükşehir'in şu kadar borcu var, bu kadar borcu var. Bu iş yapamaz, şunu yapamaz. Şunlikte Büyükşehir'in borcu olduğunu mağduriyetine oynuyorlar. Anladın mı? Yani İmamoğlu yarın bir iş yapamazsa şu kadar borç bıraktılar, bu kadar borç bıraktılar. O yantaş medyada şu anda onun peşinden tuttu, sürekli onu vurgu yapıyor. İşte Büyükşehir'in şu kadar borcu vardı. Bu kadar borcunun olduğunu sen bilmiyordun mu? Buraya gelirken, kazanırken biliyordun. Elinde veriler vardı, şunlar vardı. Onları bildiği anda şu anda o yantaş medyada bunu gündeme getiriyor. Sürekli borcu var, borcu var. Türkiye borcu varsa İstanbul'un Türkiye'nin geliri kadar da geliri var yani. Sahip çıkarsa, iş yaparsa her yaptığı işte bizim ülkemizin için yapıyor. Buraya bir yol da yaparsa yarın İmamoğlu gider, bu yol bize kalır. Köprü de yaparsa o köprü bize kalır, İmamoğlu gider. Yani her şey yaparsa Türk halkına, İstanbul halkına kalır. Ondan yani çalışırsa, hizmet ederse bizim için başımızın üstünde yeri var. Ama çalışmazsa, hizmet edemezse yalandan da hiç borcu var, borcu var demeye gerek yok. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi insanların bir tepkisi var AK Parti'ye açıkçası gördüğüm kadarıyla. Bazı eksiklere kulak tıkadıklarını, daha doğrusu tepe değil de taban olarak yani
teşkilatlanma olarak bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum. İnsanların böyle kibirli davranması, yani tepede böyle bir sıkıntı yok açıkçası ama tabanda insanlarla birebir iletişime geçen insanlarda sıkıntı olduğundan dolayı bazı insanları böyle aşağılama, yüksekten bakma, bu nedenlerden dolayı, Suriyelilerden dolayı açıkçası yani tamam Suriyelilerin eşleri gelsin, kızları gelsin, çocukları gelsin bakalım sıkıntı yok ama adam karşımıza geçip nargile içmesin ya. Yani bunu istemiyoruz. Adam asıyor tabelasını, vergisini ödemiyor. Ben kamyoncuyum. Benden köprüden geçiyorum. 120 lira para alıyorsun. Yolumu uzatmışsın. Kamyonete de şimdi ikinci köprüyü serbest yapmışsın. Rekabet şansımı bırakmamışsın. Benden o istiyorsun. Ha, ben tepenin hatırına yine veririm. Ama tabana yani taban derken teşkilatlanmaya çok tepkiliyim açıkçası. Ondan dolayı da kaybettiğini düşünüyorum. Yani karşı tarafın böyle çok yetenekli olduğunu veya dürüst olduğunu düşündüğümden değil. Çünkü biz belediyelerine iş yapıyoruz. Avcılar Belediyesi'nde iş yapmışız. 5 senedir 220 milyar alacak paramız var. Halen duruyor. Avukatlık oldu kalıyor, alamıyoruz. Yani karşı tarafın iyi olduğundan dolayı değil. AK Parti kötü oldu, kötülüğünden dolayı kaybetti. Yani halkla iletişimi koptu. Kopunca da böyle bir tablo çıktı ortaya diye düşünüyorum açıkçası. İstanbul Belediyesi seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz belediyeyi bir milli hükümete benzetmek istiyoruz. Yerel bir hükümet, Türkiye'nin milli birlik hükümetine ihtiyacı var. Belediye demek İstanbul'daki bütün insanlara hizmet yapmak demektir. Bu burada vatandaşın eşit olması lazım. Vatandaşı bir tutması lazım. Hangi partiden, hangi milletten, hangi ırktan görüşü olursa olsun hepsi İstanbul, Türkiye'nin değil dünyanın büyük bir metropol şehri. Bu şehirde yakışır, layık, sosyal bir belediye hizmetinin gelmesi lazım. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Ekrem İmamoğlu neden kazandı İstanbul'u? Birincisi İstanbul kötü yönetildi. Mesela gitmiş belediye başkanımız Kadir Topbaş görevden alındı. Niçin alındığını millete izah edemediler. Niye aldınız bu vatandaşı? Madem suçsuzdu niye aldınız? Madem suçu vardı bunu vatandaşa açıklaması lazım. Madem doğru çalışan bir belediye varsa bu belediyenin yaptığı bütün icraatlardan vatandaşın haberin olması lazım. Aynı şekilde Melih Gökçek'i aldılar. Onun da niçin alındığını izah edemediler. Vatandaş yani tereddüte düştü. Bizi bu belediye nasıl yönetiyordu? Sayın Cumhurbaşkanı görevden alıyor, o atıyor. Öyle olmaz. İstanbul Milleti aldı, İstanbul Milleti'nin indirmesi lazım. İkincisi, 1. 31 Mart seçimini iptal ettiler. 18 bin insanın oyuna güvenmediler. Vatandaş da hırslandı. O 18 bin kişi 800 bin kişiye çıktı. Yani vatandaşın verdiği oyun kıymetini bilmek lazım. İsterse 3 oy olsun, isterse 5 oy olsun, 18 oy olsun. 18 bin kişi, 15 bin kişiyle seçim mi alınır denildi. Vatandaşın oyunun ciddiye alınmadığını gösteriyor. Vatandaş da tepki gösterdi. Ondan dolayı yüklendi. Mesela Kağıthane bölgesinde 30 bin kişi seçime gitmemiştim. 30 bin kişi fazladan seçime gitti, oy kullandı. Vatandaş hırslandı. Neden benim oyumu müteber almıyorsun, neden dikkate almıyorsun? İkincisi de bundan kazandı. İstanbul Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum da yalan söylemesin yeter ki. Yalanına kızıyorum. Ha memleketim olarak iftihar ediyorum. Efendi bir insan. Bir şey diyemem onun için. Bir şeysini görmediğimiz için. Ama ne kadar dürüst olursa o kadar bizim için iyidir. Peki sizce neden kazandı Ekrem İmamoğlu? Orayı bilemem. Görüşünüz var mı kendinize göre? Yok. Bilmiyorum. Ha yalanlarından belki milleti kandırarak kazanmıştı onu da bilemem. Bir şey diyemem. Günaha girerim. Peki iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Ben hiçbir şey demedim. Ta ki kazanana kadar hiç konuşmam. Benim bir huyum vardı. Karadenizliyim, Rizeliyim. Hiçbir zaman oy bitene kadar konuşmam. Ha, kazanana da başarılar dilerim. Hiçbir şey diyemem. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi, sürpriz oldu bizim için. Bilmiyorum yani. Ben AK Parti'yi destekledik biz. Binali Yıldırım'ı. Yani büyük bir fark oldu. O da sürpriz oldu bizim için. Sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Herhalde seçim yıldırdı halkı. Ondan dolayı bir tepki mi oldu artık? Onun gibi bir şey oldu yani. Biz anlam veremedik yani açıkçası. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sonuçlarını AK Parti'nin gelmesini bekliyordum. Bir anda seçim sonuçları değişti. İmamoğlu kazandı. Her şeyin hayırlısı.
Bakacağız 5 senede İmamoğlu'nu bakacağız. Nasıl biri tanıyacağız. Hayırlısı da her şeyin hayırlısı. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? İmamoğlu neden kazandı? Çünkü Akbil'e indirim yaptı. Sonradan da AK Parti yaptığı için bir öyle bir avantajı oldu. Suya indirim yaptı. AK Parti suyu indirdi. Bunların çok avantajı oldu. Bence bunlardan kaynak. İki parti arasındaki bir oy farkını bekliyor muydunuz peki? Hayır, bu kadar beklemiyordum kesinlikle ya. Ama çok büyük bir fark attı yani. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla zamanla yani bakacağız. Yani hayırlısı neyse olsun yani. Ben tabii AK Parti'nin almasını isterdim yani. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Ekrem İmamoğlu şimdi mesela Saadet birleşti, HDP birleşti, Avrupa birleşti, FETÖ birleşti. Yani bu bir Avrupa projesi yani. Yani yoksa CHP'den bir CHP diye kazandı diye bir şey yok. CHP koysa CHP'nin %25 oyu belli zaten yani. Da zamanla bakacağız yani. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz bu kadar olmasını? Ya şimdi AK Parti'nin tek oyları gitti yani, gitmez değil. Yani böyle bir, ama bu kadar sonuç tabii beklenilmiyordu. Tabii halk, yani halkın tercihi önemli yani işte. Yapacak bir şey yok yani. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi benim düşüncem pek değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Altyapı çünkü AK Parti'den kalmaydı. Onun öyle devam edeceğini düşünüyorum. Bunun akibinde bazı değişiklikler olacaktır tabii ki. Kendi bünyesinde çıkartmalar, ne bileyim. Yani iyi olur inşallah. Halkımız için iyi olur. Bir değişiklik, bir kan değişikliği iyi olur diye düşünüyorum. Hayırlısı. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? İnsanlar Cumhurbaşkanı'na bir ders vermeye kalktığına inanıyorum. Yani olmaması gerekiyordu. Bu kadar yapılanları göz ardı etmemeleri gerekiyordu. Genç neslin, benim orta yaşlıyım. Ben orta yaş değil de genç neslin bir ders verdiğine inanıyorum. Yani fikrim o. İki parti arasındaki bu oy farkını bekliyor muydunuz? Aşağıda beklemiyordum. Ben AK Parti'nin kazanabileceğini düşünüyordum. Yani kazanabileceğini düşünüyordum ama dediğim gibi insanlar bir tepki gösterdi. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İstanbul Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi oldu bu. Bütün işçiler bilmem neler hep fakir. Bütün sureleri doldurdular. Ve maaş verdi, aylık maaşı. 950 borcum var bankaya. 950 lira kestiler benden. Bu inşallah memlekete iyi olur. Hayırlı uğurlu olsun. Ben tebrik ettim. Sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? O çok siyasete girdi. Ama öbürü daha şey oldu. Bu İmamoğlu vatana, millete yararlı bir insan tahmin ediyorum. Benim görüşüm. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Peki iki parti arasındaki bu oy farkını bekliyor muydunuz? Ben şahsi İmamoğlu'nu bekledim. Ve oyumu da ona verdim. İstanbul Belediyesi seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mükemmel. Her şey çok güzel olacak. Peki sizce Binali Yıldırım neden kaybetti? Binali Yıldırım neden kaybetti? Özellikle en başta Recep Tayyip Erdoğan yüzünden kaybetti. Bir, en başta. Sokaktaki insanın sesine cevap vermedi. Esnafın sesine cevap vermedi. Ben her türlü kazanırım dedi ama kaybetti. İkincisi, AKP teşkilatlarında çalışan insanlar yüzünden kaybetti. Çünkü ben muhafazakar bir kesimim. Bu zamana kadar da hep AKP'ye oy verdim. Bazı gördüğüm yanlışlıklardan dolayı bunlara ders olsun diye İmamoğlu'na atayım dedim. Bir baktım ki beni dinsiz, imansız, vatan haini, terörist, ülkesini satan adam olarak ilan ettiler. O yüzden İmamoğlu'na attım. Yine seçim olsa yine İmamoğlu'na atarım. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Kesinlikle bekliyordum. İstanbul Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçları ile ilgili çok güzel oldu diyoruz. İmamoğlu tebrik ediyoruz. Gerçekten hakkıydı. Bence bundan daha iyisi de gelemez. Peki sizce Binali Yıldırım neden kaybetti? Biz gerçekten muhafazakar bir kesimdik. 17 yıldır AK Parti'ye oy verdik. Her seferinde oy verdik. İlçe belediyelerinde, genelde, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında verdik.
ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekten vatandaşın sesine kulak vermedi. Yukarıdakiler hep tepeden baktı vatandaşı. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Bu kadar beklemiyorduk. Yani hatta burada arkadaşlarla da konuştuk. Ekrem İmamoğlu 2 puan veya 3 puan fark atar diyorduk. Ama beklediğimizden daha fazla fark attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sonucuna ne düşünüyorsunuz? Seçim sonuçları ile ilgili. Vallahi seçim sonuçları beklediğimizin dışında bir gelişme oldu. Yani bizim beklentimiz bu kadar açık ara Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını tahmin etmiyordum. Ama böylesi hayırlısıymış, böylesi oldu. Peki sizce neden Ekrem İmamoğlu kazandı? Şimdi nedeni şöyle, birincisi ekonomik sıkıntılar. Bu kesinlikle ben AK Parti'ye oy verdiğim halde bunu söyleyebilirim. İkincisi Suriyelilerin artık mültecilikten çıkıp ev sahipliğine soyunmaları. Hem maddi hem manevi şekilde. Üçüncüsü de partinin içindeki bir takım insanların halktan kopması. Biraz da galiba belediye başkan adayı uyuşmadı şehirle. Onlara bağlıyorum ben yani. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Bu kadar olması. Yok, beklemiyordum. Beklemiyordum bu kadar. İstanbul Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İstanbul Belediye seçimleri şu anlık iyi. Yani gidişat şu an yani istediğimiz gibi oldu. Ama yakında ne olur bilemem. Yani AK Parti seçimleri kaybetti. CHP ya Ekrem İmamoğlu aldı. Ekrem İmamoğlu şu anlık iyi gibi ama gelecek vakitlerde ne gelir karşımıza onurasını bilemem. Peki sizce neden kazandı Ekrem İmamoğlu? Vaatler değişti. AK Parti'nin vaatleri değişti. Birdenbire hani madem kurtarıyordu neden öğrenecek bil şimdi 40 lira oldu. Mesela bir de şey ikinci kez tekrarlanınca insanlarla dalga mı geçiyorsunuz deyip tekrarladılar. Bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Evet, tabii ki de bekliyordum. İstanbul Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence hak edenin kazandığı bir seçim oldu. Daha önceden de kazanmıştı. Yani yenilenmesi zaten çok büyük bir haksızlıktı. Hak yerini buldu bence. Peki sizce neden Ekrem İmamoğlu kazandı? Ekrem İmamoğlu halkın içine indiği için, halkla birlikte olduğu için, AK Parti'nin kaybetmesindeki bence en büyük sorun halktan uzaklaştılar, çok büyük sefa içinde yaşamaya başladılar. Yani ilk geldiklerinde böyle değillerdi. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Ben bekliyordum açıkçası. Seçim yenilenecek dediğinde evde de bunu söyledim. En az dedim 10 katı 20 katı farkla kazanacaklar, dediğim gibi de oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben diyorum AK Parti kazansaydı daha iyi olurdu. Hiç olmazsa buraya bir... onun ismi neydi? Yok, öbürü. Binali Yıldırım. Binali Yıldırım burayı daha güzel yapabilirdi. Hiç olmazsa burayı AK Parti yöneticisi daha güzel yapardı. Ben zannetmiyorum milletin ondan bir şey beklentisini. Hiç zannetmiyorum. Peki sizce neden Ekrem İmamoğlu kazandı? Ben ya, bilmiyorum. Kazandı mı yine... Şurada kalmış 4 sene. 4 sene sonra AK Parti götürecek yani. Yine hiç şey olmasın. 4 sene bir millet sınasın. Hem yine diyorum AK Parti kazanacak. Hadi iyi günler diyorum. İstanbul Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hayırlı olsun önce. Daha önceki yapılan bütün hataların bedeli bu. Peki sizce neden Ekrem İmamoğlu kazandı? Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının birçok sebebi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ona bağlı bir sürü ilçe belediyesinin yapmaması gereken işleri yapmasından dolayı Ekrem İmamoğlu'nun da bu işlerin düzeltmeye yönelik vaatleri olduğundan dolayı kazandığını düşünüyorum. Peki bu iki parti arasındaki oy farkını bekliyor muydunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Hem bekliyordum hem beklemiyordum. Değerlendirmem de AK Parti'nin son dönemde yaptığı yanlış hesaplamalar. Yanlış uygulamalar, farklı mecralardan oy olarak medet umması diye düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı oldu öncelikle. Her iki aday için kişilik olarak bence iyi insanlar. Yani hem Ekrem İmamoğlu karakter olarak düzgün bir insan, Binali Yıldırım da çok düzgün bir insan olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı oldu. Seçimde de zaten Ekrem İmamoğlu çok az bir farkla kazanmıştı. Birkaç tane değişiklik oldu. İtirazlar oldu. Abuk subuk bir süreç oldu açıkçası. Hayırlısı oldu ya memleket için, İstanbul için. Peki sizce Ekrem İmamoğlu neden kazandı? Ekrem İmamoğlu valla PR'ını güzel yaptı bence.
güzel umutlar vaat etti. Yani düzgün bir profil çizdi. Bir de genç, dinamik bir insan. İnsanlar biraz da güvendiler. E tabi bu 5 yıllık bir süreç. Bir şey yapamazsa halk getirdi. Halk indirir yani. Bu işler böyle. Bu işin sonu yok. Peki iki parti arasındaki bir oy farkını bekliyor muydunuz? Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Yani bir yine 100 bin, 200 bin fark olur diye diyordum ama 800 küsür bin fark oldu. Hayırlısı oldu ya.